Muzaffer İzgü, Çanak Çömlek Patladı, Bilgi Yayın Evi. Bereketli Ürün. Otobüste yan yana gidiyoruz. Giysisinden köylü olduğu belli. Uyudu, uyandı, pofladı, sigara üstüne sigara yaktı, bana sundu. Konuşmaya başladık. Eh dedim, ekim dikim nasıl bakalım? Sorma dedi. Hiç sorma kardeşim, gırtlağa kadar borç içindeyiz. Ne ekiyorsunuz diye sordum. Ne olacak? Buğday dedi. Buğday ürünü bu yıl iyiymiş dedim. Ah kardeşim, ah iyi olsa ne olacak? Kötü olsa ne olacak? Borç ahacık şurada. Bilmezsiniz başımıza gelenleri. Belli ki şehir yerindensin. Anlayabilmen için dur sana baştan anlatayım. Güzel kardeşim, civan kardeşim. Derler ki köylü milleti hiçbir yeniliği istemez, hep tutucudur, hep geri kafalıdır derler. Şimdi sen dinle de bak, tutucu olmayacaksın da ne yapacaksın? Ne bir yenilik geliyorsa köylünün başına da bin türlü haltlar geliyor. Söylemesi sevap, getirdiler kardeşim buğdayı. Dediler ki, ha bakın bu yeni buğdaydır ha. Bir ek 40 al ha. Harmanı yığ. Evi depoyu doldur ha, koynuna binleri kat ha, köyde bir ben direnirim, bir istemeyen benim. Ama evlatlar, ah o evlatlar yok mu? İki güne bir gelirler. Baba, kara bacakların mıs dolar, kara bacakların mıstolar da ekeceklermiş. Baba, hiç ummadığın gavur Osman'ın helmiler de ekeceklermiş. Lan baba, fırsatı kaçırmayak. Sonra başımıza daştan daşa vururuz. Ama bir fayda etmez. E kardeşim, gel de sen bu kadar lafa dayan. Kovarım hepsini başımdan. Bu kez evdeki kör olası avrat başlar. Herif eğiden eğiye bonadın ha demeye. Bir ekiyor musun, 40 alıyor musun? Sen zatime bir lokmayla bir hırkaya alışmışsın. Ama oğlanlar büyüdüler. Geldiler, ev isterler. Avrat isterler, bark isterler. Aklını başına topla. He de şu işe. Ben bağırırım. Lan git avrat başımdan. Vallaha elimden bir gaza çıkacak. Biz böyle köy yerinde direnirken bir duymayın mı? Köyde benden başka kimse kalmamış. Herkesler bu buğdaydan savurmuş tarlasına. Köy yerinde geziyorum laf atan atana. Aha bakın eşek geçiyor. Ha diyorlar. Eşeğin önüne hoşafı koysan ne yapar? Suyunu içer, denesini bırakır. Bunun önüne de te neredekini, neredeki yerden tene getirmişler, gomuşlar. Ama bu illaki su içeceğim deyi tutturmuş. Lan oğlum bu herife herifte hiç akıl yok. Sonunda bir öğle üzeri olanlar geldiler ki hışımla baba dediler. Babalığını bil, biz milletten aşağı mı kalacağız? Biz de ekeceğiz. Madem gavur göndermiş bu buğdayı bize, kötü olsa hiç gönderir miydi? İyi ki göndermiş. Son kez diyoruz ki bize izin ver. Ne yapacaksın ki kardeşim? Verdim izini gitti. Oğlanlar sevinçle tarlayı ektiler. İçiniz şincik rahat mı lan? Rahat baba. Onların içi rahat ama benim içim rahat değil. Biliyorum. Sonunda bir cılklığı çıkacağını ama hangi cılklığın çıkacağını bilmiyorum. Aradan şöyle biraz zaman geçti. Kardeşime deyim köyde bir haber. Lan bu buğdaya ne oldu ki çıkmıyor? Köylü deli dana olmuş tarla bayır geziyor. Dikiyor topunu yerden çıkmış buğday arıyor. Bir dene bulsalar şöyle çıkmış bayram edecekler. Yok kardeşim. İlaç olsun yok. Toplanıyor köylü.
Lan eski buğday ne kadar zamanda çıkardı? Şu kadar zamanda çıkardı. E bu niye çıkmaz? Sonunda dettük kasabaya, adam saldık. Adam geldi, alı al moru mor. Toplandık başına. De söyle lan Ziya, niye çıkmazmış bu bizim buğday? Ziya var ya dedi. 10 sene de beklesek bu buğday çıkmazmış. Vaş babam, ne yapacakmışız ki lan? Bundan atacakmışık. Nah bundan. Bundan atmadıktan kelli dünyada çıkmazmış. Lan o da beleş mi? Ne beleşe? Kilosu nah şu kadar. Ne diyelim kardeşim? Tohumunu beleş aldık. Hadi verelim gübresine para dedik. Borç, harç, kimimiz faiz aldık, gübreleri döktük tarlalara. Millet gene dömelip durur tarlalarda. Çıktı mı çıkmadı mı? Lan ne inatçı buğdaymış lan, çıkmaz ki çıkmaz. Eşiyoruz toprağa, çıkarıyoruz tohumu. Tohum olmuş ühü goca garı. Lan amman deli olmak işten değil. Haydi gene saldık kasabaya. Bir adam bir adam ki adam akıllı. Muhtar geldi. Geldi ki yüzü gırk kat. Amanın muhtar yüzün niye gırk kat? Ah ah komşular sormayın. Biz yanlış gübre dökmüşüz. Yanlış anlamış. Anlamış Ziya eşeği. Ha şu elimdeki gübreden dökecekmişik. Bunu dökmezsek var ya 50 yılda beklesek buğday çıkmazmış. Ne diyeyim ben size oğlanlar? Allah oğlanlar gibi boyunuz posunuz devrilmeye. Beni mahvettiniz, yok elde avuçtaki kardeşim alasın dökesin ama ne yapacaksın ki? Yine köyde borç harç aldık, o gübreden de tarlalara döktük. Aradan birkaç gün geçti, amanın nazlı gelinin pencereden gafa çıkarışı gibi bizim buğdaylar gafalarını çıkardılar. Oh aman, köyde bir sevinç, bir çığırış, bağırış dersin, hepimiz milyoner olmuşuz. Bu sevincimiz bir hafta sürse ya, nerede kardeşim nerede? Biz buğday değil başımıza belayı berzak almışız. Bir hafta sonra bir baktık tarlalarda ekinlerin yanı sıra bir ot çıkıp gelir ki sanki dersin biz oraya buğday ekmemişiz, ayrık ekmişiz. Lan aman köylüler, bu ne hal ki? Amanın bir de deli ot ki, bir de iştahlı ot ki, nah buğday kaldı otların dibinde. Kibrit çöpü kadar. Onlar oldu değnek kadar. Amanın mahvolduk. Amanın fütçeden geldik. Saldık birinci üveyi kasabaya. Amanın adamın bir gelişi var. Amanın tam pozgun. Dersin dört yerinden yağlı kurşun yemiş. Köye zor atmış kendini. Lan söyle hele Halil. Ne otuymuş bu? Şu otu. Çarası. Nah bu ilaçtan atmazsak tarlalarımız haftaya kalmaz, mera olurmuş. At, eşek, sığır, keçi, koyun, dana, hiçbir hayvanat bu otu yemediği gibi hiçbir işe de yaramazmış. Yani sizin anlayacağınız mahvolduk. E kardeşim, demedin mi onlara? Biz tarlalara ot tohumu atmadık diye. Atmadık ama o son atılan gübre işte bu su otunu yaparmış. Amanın ne hali halt edelim, nerelere gidelim? Dövinek dizden olak, ağlayak gözden olak. Boşayak garıdan mı olak? Zor kardeşim zor, Allah kimsenin başına vermesin. Köylü akıllıydı deli oldu, herkes herkesle kavga ediyor. Midesi azanlar, bağırsağı düğümlenenler, kafası bozulanlar, evde dana boğazlar gibi çoluk çocuğu cığırdanarak dövenler. Ama ne yaparsan yap boşuna. Alacan o ilacı dökecen tarlaya. Aldık kardeşim. Borç harç aldık. O ilaçtan attık tarlaya. Otlar birkaç gün içinde sarardı soldu. Boyun büktü toprak oldu. Amanın ekinimiz cici bici ekinimiz. Sen bilin gayrı. Kalmadı bu yoksullukların dayanamayacak gücü. Büyüyor bin maşallah büyüyor. Amanın bir büyüse de biz vazgeçtik karından, şusundan, busundan. Sermayemizi kurtarsak çok geçmedi kardeşim. Ya iki hafta ya üç hafta Allah seni inandırsın. Tarlayı bir sinek bastı. Köyü bir sinek bastı. Amanın ağalar bu sinek de ne ki? Lan ekinden mekinden vazgeçtik. Bu sinek bizleri kör edecek lan.
Ufacık kardeşim, beyaz desen değil, sarı desen değil, hatta ki sinek değil, acayip bir yaratık. Öldürüyorsun elinin altında bini, bakıyorsun elinin üstünde iki bini diri. Ekini bir sarmışlar, yürekler dayanmaz. Nah, en baba yiğit adam ekinin o halini görse şak kadak düşer bayılır. Salın ulan ikinci üyeyi kasabaya. Saldık kardeşim, adam gitti. Geldi ki yüzü dönmüş erik hoşafına. Pıh desen ölecek dersin. İnce hastalığın dördüncü devresi, yüzü olmuş yumurta sarısı. Bir dokun bin ah dinle. Lan Murat, ne ki lan bu sinek ha? Murat elinde bir torba sallar. Oğlum ne ki bu sinek afatı? Murat, ha babam torbayı sallıyor. Lan ne var o torbanın içinde? Deyiversene dürzü. Ağzını kiraya vermiş sanki dürzü. İcik icik konuştu. Sinek afatının devası, aha bu torbadaki ilaç. Amanın bir ilaç daha. Ne bilelim biz kardeşim. Şincik biz o su otu mudur ne halttır, onu yok edelim diyerekten bir ilaç döktük ya. Meğer ki bu ilaç su otuyla karışınca bu sineği yaparmış. Si Allah. Ah kardeşim, millet düştü faize. Aldık paraları, aldık ilaçları, döktük tarlalara. Of aman, kurtulduk sinekten. Ekinler büyüyor. Biz her sabah umutlanan tarlalarımızın yolunu tutuyoruz. Vazgeçtik sermayesinden. Hiç olmazsa yarısını kurtarsak. Eh, kurtaracağız galiba. Ekinler baş tutmaya başladı. Başladı ama niye bu başlar böyle ki? Bir acayip, niye ki zayıf? Bu böyle verirse değil, bire 40, bire bir almak bilem güç. Zamanla geçiyor mu bir yandan, çaresiz ki çaresiz. Lan ne durur ki üçüncü üye gitsin? Gelsin hele bir kasabaya. Saldık gitti üçüncü üye kasabaya. Nasıl gözlüyoruz Recep'in yolunu? Daha doğrusu Recep'in kendini değil de elini gözlüyoruz. Sürmeli Gaya'nın ardından çıktığında acep elinde bir torba olacak mı yoksa olmayacak mı? Akşama dek bekledik. Agavar'ın dölü. A vicdansız. Ulan biraz daha bekle. Karanlıkta gelsene. Ne diyeyim kardeşim, bir çıkmasın mı Recep? Sürmeli Gaya'nın ardından hem de elinde torbayla. Bekleyenlerden üçü bayıldı. Onlar ayıldı, üçü daha bayıldı. Yedisi ana diye bağırdı. Belli sinek için döktüğümüz ilaç kelle için zararlıymış. Kelleyi büyütmek için bu ilaçtan dökecekmişiz. Of of, onu da döküyorsun, bu kez döktüğün başka bir şey yapıyor. Lan Recep, sordun mu lan? Bu torbadaki ilaç başka bir şey yapmıyor muymuş lan? Yapıyormuş. Hay gözün çıka. Hay gara toprağa giresin. Hay cinler şeytanlar çarpa. Eğri ağaç gibi gidesin. İnsan şunu alıştıra alıştıra söyler. Hayvan. Söyle lan, ne yapıyormuş? Bu ilacı tarla fareleri çok sevdiğinden onları semirtiyormuş. Sona ver ediyorlarmış ekine. Desene ki lan onun ilacı da varmış. Hiç olmaz olur mu babam? He varmış, onu da alacakmışız. Nah alırız. Amanın kardeşim, biz bu ilacı da borç harç tarlalara döktükten sonra ne gece uykumuz var ne gündüz. Bir çıktık ki fare avına, tarlalar dersin savaş alanı. Değneği kapan tarlada, eh millet çok sinirli. Bazen de elindeki değnekle fareye değil birbirine girişiyordu. Peki buğdayı alabildiniz mi diye sordum. Yok dedi, alamadık, arpa aldık. Anladım diye sordum. Ah kardeşim ah, biz zatime baştan şüphelenmiştik. Bakıp bakıp lan vallaha bu pek buğdaya benzemiyor demiştik. Ama ne bilelim ki, belki ilk baştan böyle olur dedik. Meğer bize buğday tohumu yerine arpa tohumu göndermişler ya. İşte sorma, bu yıl bizim köyün başına geleni otobüsümüz çay molası vermişti.